Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu sene çıkmış en uygun fiyatlı iPhone'u yani iPhone 11'i inceliyoruz. Apple bildiğiniz gibi bu sene iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 tane model duyurdu. Zaten Pro Max'in incelemesini kanalımızda bulabilirsiniz. Bir de şunu belirtelim arkadaşlar, bu hafta böyle Apple'la geldi geçti. Apple telefon çıkardığı zaman kanalda böyle birazcık iPhone'ları arka arkaya görüyoruz. Bu böyle birkaç haftalık bir durumdur, normaldir diyelim. iPhone 11'i aslında iPhone 10R'nin yani XR dediğimiz telefonun devamı olarak düşünebiliriz. Telefonların boyutu aynı, 6.1 inç ekran kullanılıyor, çözünürlükleri aynı, kullanılan camla alüminyum aynı, bir sürü şey birbirine benziyor. Dışarıdan baktığınız zaman eğer ön taraftan bakarsanız tamamen aynı telefonu göreceksiniz. Ama işler arka tarafa gelince birazcık değişiyor. Elma logosu böyle aşağıya doğru geldi ve bir de arka tarafta artık çift kamerayı görüyoruz. O zaman biz de gelin arkadaşlar bu arkadaki değişiklikten başlayalım, yani kameralardan. Dediğim gibi arka tarafta iki tane kamera bizleri bekliyor. Kameralarımızdan ikisi de 12 megapiksel değerinde. Bir tanesi geniş açılı ana kameramız 12 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram değerinde taşıyor. Bunu bir kenara bırakalım. İkinci kameramız ne işe yarıyor ona bakalım. Zaten Pro Max'lerde ve Pro'da da gördüğümüz gibi bu geniş açılı bir kamera. Ultra geniş açılı bir kamera. 120 derecelik bir görüş açısına sahip ve f2.4 diyafram değerini taşıyor. Burada ne eksik? Zaten Pro Max'lerde ve Pro'larda da gördüğümüz üçüncü kameramız, yani bu zoom yapan, iki kat optik yakınlaştırma yapan kameramız, lensimiz burada yok arkadaşlar. Bunun yerine geniş açılıyı kullanmaları bence daha iyi olmuş çünkü daha fazla bir kullanım alanı sunuyor. Ha siz illa zoom yapmak istiyorsanız bu telefonda da 5 kat optik değil dijital olarak yakınlaştırma yapabiliyorsun. Geniş açılı kameramızı ana kamerayla karşılaştırmak doğru olmaz. Daha küçük bir sensöre sahip. Bunun yanında diyafram değeri de daha yüksek. Hani düşük ışıkta daha kötü fotoğraflar çekecektir. Ama dediğim gibi belli bir amaca hizmet ediyor. Mesela doğadasınızdır, kadrajınıza sığmayan bir şeyler vardır. Orada geniş açılı kamerayı kullanabilirsiniz. Ya da çok küçük bir alandasınız, kadrajınıza yine her şey sığmıyor. Yine geniş açılı kamerayı kullanarak fotoğrafınızı rahatlıkla çekebilirsiniz. Apple bildiğiniz gibi bu sene gece modunun üzerinde epey durdu arkadaşlar. Eğer ışığınız yetersizse gece modu devreye giriyor. Zaten Pro Max'te de bayağı bir değinmiştik bu mesele. Ve gayet güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Zaten gündüz dışarıdaysanız ya da benim şu an olduğum gibi iyi bir ışığın altındaysanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Portre modu da mevcut. Zaten 10R'de de portre modu vardı arkadaşlar. Ancak sadece insanları çekebiliyorduk. Artık bu konuya da bir el atmışlar. İşte hayvanları, farklı nesneleri falan da çekebiliyoruz portre moduyla birlikte. Tabii şunu da söylemek lazım. 3 kameralı olan Pro modelleri kadar iyi çekemiyor. Bazen hatalar yapabiliyor. Ama yine de portre modu günlük hayatta işimizi görür. Video tarafına da birazcık değinelim. Yine Pro modele benzer özellikleri taşıyor. Saniyede 60 kare 4K videolar çekebiliyoruz iPhone 11 ile. Sinematik stabilizasyon dedikleri olay bunda da var. Yani siz böyle elinizde telefon tutup yürürken yine gayet güzel sallanmayan, titremeyen videolar çekebiliyorsunuz. Bunun yanında ağır çekimde yine Pro modellerle aynı. 1080p'de saniyede 240 veya 120 kare çekim yapabiliyorsunuz. Ön kameradan da bahsedelim. Ön kameramız 12 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Yine ön kamerada 4K 60 kare çekimler yapabiliyoruz. Ayrıca yine şu anda da şöyle bir çekeyim bir tane. Elimi de sallayayım. Bu ağır çekim video muhabbeti ön kamerada yine iPhone 11'e de eklemişler. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi iPhone 11'in mikrofonlarıyla kaydedilmiş şekilde duyuyorsunuz. Yani sesleri böyle kaydediyor. Telefonun birazcık da tasarımından bahsedelim. 6.1 inçlik Liquid Retina bir ekran bizleri karşılıyor. Telefonun genişliği, uzunluğu, işte derinliği, ağırlığı falan filan 10R ile tamamen birebir aynı. Kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Şahsen boyut olarak da benim en çok beğendiğim iPhone modellerinden bir tanesi. Çünkü tek elle tutuş açısından ve bir telefon olduğunu hatırlatması açısından en ideal boyutlardan bir tanesi bana kalırsa. Böyle telefonu tuttuğunuzda hissediyorsun. 1792'ye 828 piksellik bir ekranı var. Tıpkı iPhone 10R'de olduğu gibi LCD bir ekran ve bu açıdan da topa tutulacaktır. Ancak günlük kullanımda sizi çok fazla rahatsız eden, aman benim ekranım keşke 1080, 2K ya da 4K olsaydı dedirtecek bence bir şey yok. iPhone 11 ve 11 Pro Max'te gördüğümüz şu dokulu mat cam muhabbeti burada yok. Burada bildiğiniz normal cam var arkadaşlar ve oldukça parmak izi bırakan bir cam. Bir de oradaki paslanmaz şekerini alüminyum kasa kullanmışlar. iPhone 10R'deki mavi ve turuncu yerine yeşil ve mor rengi geldi. Diğer renklerin tamamı birbirinin aynısı. IP sertifikası da geliştirmiş yine 10R'ye göre.
göre arkadaşlar. Onre bildiğiniz gibi 1 metrelik suda yarım saat dayanıyordu. Bu telefonda 2 metrelik suda yarım saat boyunca dayanabiliyor. Kamera bölümünde de bahsetmiştik. Zaten en belirgin fark bu arkadaki kameraların çift olması. Burada şunu belirtelim. Fotoğraflarda çok daha çıkıntılı, çok daha yüksek gözüküyordu. Ancak böyle telefonu gördüğünüz zaman çok fazla sıkıntılı bir çıkıntı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak bir masaya koyduğunuz zaman şöyle masada bazıları böyle yazı yazmayı seviyor. Şu telefon biraz oynayabiliyor. Donanımdan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Apple burada çok büyük bir kısmına gitmemiş. Abilerinde ne varsa Pro ve Pro Max'te bu telefonu da ona eklemiş. İşte işlemcisi, RAM'i vesairesi her şey birbirinin aynısı. İşte iPhone 8, iPhone 10S ya da 10S Max gibi bir telefondan geçerseniz ya da iPhone 10'dan hız konusunda çok büyük bir şey fark edeceğinizi ben zannetmiyorum. O telefonlar da hala akıcı olarak çalışıyor. Tabii bundan 2-3 sene sonra artık aradaki hız farkları biraz daha kendini belli etmeye başlayacak. Şimdi gelin arkadaşlar, donanımdan da böyle birazcık bahsettik. Zaten size ekranda bütün detaylarını gördüğünüz yazıyla birlikte bir 10 dakika boyunca PUBG oynayalım. Bu telefonun pil konusunda neler yaptığına da bakmış olalım. Öncelikle 11'in kutusundan bir hızlı şarj cihazı çıkmıyor. Bu konuda heyecanlanmayalım boşu boşuna. Ancak dayanıklılık konusunda hakikaten iPhone 10R'nin başarısını sürdürüyor diyebiliriz. 3110 mAh'lik bataryayı çok uzun kullanma fırsatım olmasa da bir gün rahatlıkla çıkarabilecek su gibi gitmeyen bir pil olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinden çıkan adaptörle birlikte yarım saatte yaklaşık %15 seviyelerine ulaşıyor ki maalesef günümüz için gerçekten az bir değer. PUBG sonuçlarına bakacak olursak da başlarken %97 olan şarjımız 15 dakikanın sonunda sadece %2'lik bir düşüş yaşadı. Oldukça iyi bir rakam diyebiliriz. Sıcaklık ise 33 dereceden 38.1 derece yükseldi. Biraz ısındığını söyleyebilirim. Hatta elle tuttuğumuz zaman da bunu hissedebiliyoruz. Oyun sonuçlarımızı da gördüğümüze göre bir 10 dakika PUBG oynadığımıza göre gelin arkadaşlar artık telefonla ilgili son sözlerimize geçiş yapalım. Telefon için en özet tabirle iPhone 10R'nin kamera ve pil konusunda geliştirilmiş hali diyebiliriz. Yani donanımda da tabii ki de geliştirmeler var ama günlük kullanımda bizi en çok etkileyecek tarafı şimdilik bunlar. 64 GB'lık versiyonun şu an Amerika fiyatı $700. Ülkemizde de benim tahminimce 7500 TL seviyelerinde çıkacaktır 10R'nin fiyatını düşünürsek. Şahsi fikrim arkadaşlar, elinizde iPhone 10 vardır, 10R vardır ya da 10S, 10S Max gibi bir cihaz vardır. O zaman bir sonraki nesle yani iPhone 11'e geçmeye şu an için çok fazla gerek yok. Ama sıfırdan bir telefon alma fikriniz varsa iPhone 11 gayet güzel bir telefon. Hem de fiyat açısından en güncel, en ucuz iPhone olmuş oluyor diyelim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu telefon hakkında? Yorumlarda mutlaka arkadaşlar bu konu hakkında bir fikir belirtirseniz seviniriz. Ayrıca son olarak şunu da söyleyelim, her zaman olduğu gibi şurada bulunan düğmeye basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.